İstanbul'da bazı tekneler anakaradan adalara yolcu taşıyor ve bu taşımacılık özellikle yaz dönemlerinde daha da artış gösteriyor. Pendik'ten hareket eden deniz polisleri ise şu dakikalarda adalar çevresinde o teknelere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Kolay gelsin. Herkes de takılı zaten, merak etmeyin. Nereden nereye yolcu taşıyorsunuz? Yani Marmara içerisinde adalardan karşıya. Bostancı olur, Dragos olur, Kartal olur. Yanaşma yerleri dahil olmak üzere ev iskelesinden merkez iskelesine kadar hizmet veriyoruz. Yani ada sakinleri olarak, yaz kesimcileri olarak, atıyorum motor kaçıranlar olarak arayanlar bunlar daha çok fazla. Adalar çevresinde yaklaşık 14 tane var. Büyükada'da yaklaşık 5 tane var. Diğer adalarda da işte 1-2 olarak değişiyor. Totalde 14 taneye yakın var diyebiliriz. Dikkatsizlik, genel yolcu kapasitesini aşmamak adına teknenin üzerindeki yolcu kapasitesi bellidir. Maksimum 10 kişi personel dahilinde olmak üzere. Müşterilerimiz kaptanın belirlediği yerlere oturduğu sürece herhangi bir problem olmuyor ki dengeyi sağlamak adına. Bu deniz işi şakaya gelmez. Can taşıyoruz sonuç olarak. En güvenli olacak şekilde can simitlerimiz ve can yeleklerimiz koltukların altında. Burcuların maskeli, kapasite konusunda yarasın. Aynen. Maskesi olmayanlara ya maske tedarik yap. Dezenfektör unutma. Aynen. Yedek maskelerimiz de mevcut. Olmadığı zaman sizlerin arka sistemleri de alıyoruz.
Adalar çevresinde deniz taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler bir taraftan içinde yolcu bulunan diğer tekneleri de denetliyor. Şu anda Büyükada'dayız ve o teknelerden birinin yanına yanaşıyoruz. Onun üzerinde deniz taksi olduğunu biliyorum. Onların belli bir mıntıkaları yok. Yolcunun talebine göre. Yolcu Büyükada'nın herhangi bir noktasından ya da adaların herhangi bir noktasından anakaradaki başka belli bir noktaya gitmek için deniz taksileri kullanıyor. Yani onlarda belli bir seyir güzergahı yok. Arkadaşlarımız sadece o acil ulaşımı sağlamak için o hizmeti yerine getiriyorlar.